Feridun'la ot toplamaya gidiyoruz. Ona bıçak lazım olmuyor zaten de. Ha tamam. Siz burada kalıyorsunuz beyler. Evet. Birisi yumurtalığı olmuyor. Onu öldürmek için var bıçak. Ay Feridun ya. Ben de sigili. Ay. Evet, tatlı ayı çiçekleri. Artık normale dönmeye karar verdik. Biz Feridun'la dağlara çıkıyoruz. Evet. Ot toplamaya dağlara değil mi? Dağlara değil, ovalara. Ovalara. Arazilere. Evet. Haydi bakayım. Gitti. Nasıl oturayım? Ha şöyle normal otur. Allah. Okey. Tamam. İyi mi? Evet evet. Yavaş yavaş. Hadi gidelim. Bakalım maceraya. Yavaş yavaş. Geliyoruz, geleceğiz birazdan. Hepsi de gelecek değiliz ya. Evet. Köpeklerimiz huzurlu, sağlıklı, Sita sağlıklı, ben sağlıklıyım. Evet. Geziyoruz. Feridun aslan gibi maşallah. Aslan gibiyim de bir kuyruğum da olsa. Ben de sevmiyorum da. Deminden beri çekiyorum zannediyorum. Tatlı ayı çiçekleri çekiyormuşum. Geldik, araziye geldik. Ah! Ve ben heyecandan sepetimi almayı unutmuşum. Feridun'da plastikler var. Çok sevmiyorum plastik. Sanki böyle evet. Kokuyor gibi geliyor sonra ama. Neyse. Bunları hiç kullanmadım ya. Bugün öyle. Vay çok güzel. Ay burası da çok güzelmiş Feridun. Evet, Çin havuzu. Adam bak böyle bunun gibi bir tane de olsa normal bir ev olacak işte. Evet. Böyle karşılıklı koyacaksın. Bu bile yeter ya ne olacak? Evet. Etrafında çitler olacak köpekler için. Aynen. Ay kendi arazimiz olsa böyle küçük bir tiny house olsa çok güzel olur. Ay papatyalar açmış Feridun. Evet. Zaten açmıştı da benim için şu an tekrar açtılar. Ya burada burada daha sürülmemiş de onun için. İyi ki de. Güzel. Daha güzel. Evet. Ay çok güzel. Oradan mı gidiyoruz? Yok. Otlara bakayım. Bunlarda bir şey var mı diye. Ay şu papatyalar beni çağırıyor. Oraya doğru gidelim. Ay çok güzel. Oh. Kelebekler uçuyor. Evet. Burada bademlerde de yok maksimum bak.
bademlerde mahsul yok mu burada? Baksana. Neden? Bu sene de normalde... Ben de bilmiyorum. Aslında buralarda güzel olması lazım. Evet, badem senesi. Hı-hı. Evet. Evet. Tır toplamaya başlıyorum. Ya bakalım. Evet. Şunu çekiyorum. Bak. Böyle taze yerini şu şeyle küt toplayacaksın. Bakayım iyice göster. Hı, hani bak. İnsanlar. Ondan sonra şu yapraklarını da dört yapraklarını alacaksın. Bak şöyle hafif. Tamam. Böyle. Şöyle. Evet. Bunu harçlıyorsun. Bunun evet. Yaprağını hiç koymuyor musun? Yok. Yaprağı iyi olmuyor. Ha. Böyle. Bu dip yapraklarını arıyorsun. Bakayım şunu da yakından göstereyim. İşte dip yapraklarını. Şöyle bir. Evet. Şöyle bir yaprak. Aynen. Roka'nın benzeri ya. Ha doğru. Zaten şeylerde. Roka gibi daha kalın ama. Ha bizim kum yerlerde buna tarla rokası diyorlar zaten. Yaban roka diyorlar evet. Ay çok güzel. Bu böyle yaprağı da yenmiyor mu? Ya yeniyor ama biraz tüylü. Tüylü evet. Ha burada da var Feridun bak. Burada da var. Ama onların ucu yok işte bak böyle şeylerini toplayacaksın şunları. Ha bunlar şey bak, çok. Bak bunları güzel bak gel. Bakayım bir dakika. Bir dakika bak sen koparmadan bakayım. Tamam gayet küçükleri toplama. Nasıl? Bak, bak böyle. Ha şu ucu. Öyle bir uç görüyorsun. Ha. Ben yapayım bir. Ha. Çok tabandan değil. Taze yerden bak. Sen beni çek. Şuradan. Ha, tamam. Taze yerden bak şuralardan. Tamam. Alıyorsun. Çek beni. Tamam. Şuradan evet, en uçtan dur, mı? Dur. Evet, evet. Hemen tırnağından kesiver tamam. Çıt tırnak ya. Yok ki. Ha şuradan. Ha o kadar evet. Derinden değilse. Yok yok. Tabii. Dibinden bak bu biraz daha gard yeri. Şuradan. Feridun, tamam. Kameraya mı? Kameraman nerede? Tamam bende. Ha böyle kuş konmaz gibi biraz da. Evet. Ha. Biraz taze yerine. Şunlar bak vardır. Şurada da var bir tane. Küçük. O küçük. Bırak onu. Ha büyüsün. Evet. Çok güzel. Peki bundan böyle yersem? Ye. Biraz acı olur. Görüyorum. Biraz acı olur. Bir de şey tülü. Roka'nın tadına yakın bir şeydir. Aa çok güzel. Ha, roka'nın tadına. Salataya konulsa bu. Olur ama işte biraz tülü. İnsanın diline değiyor tüyleri. Çok yedikten sonra şey olur. Evet. Ama tadı kötü değil. Hı-hı. Ya hayır kötü değil la evet. Tadı kötü mü olur? Bir tane daha buldum Feridun bu. Hı-hı. Evet. Bu olur mu? Olur. Daha ötelerde daha güzelleri var. Ha, daha büyük olsa daha iyi. Evet, evet. Böyle temizliyorum. Hı-hı. Evet, tamam. Başardım. Küçük yaprakları kalacak. Evet. Hı. Evet. Böyle iyi. Ha, böyle daha net çekiyormuş. Beni görüyor musun? Görüyorum. Öbür türlü. Hayır böyle. Hayır yakın olunca boydan almıyor da öyle onun için. Öyle yapınca ekranda ha. Böyle görürsün. Tamam. Bir sürü varmış. Var. Daha ilerisinde daha çok. Bu? Ha, bu nasıl? Bakayım. Ha, o da güzel. O da güzel. Sepeti getirecektik evet. Ya. Ha. O da güzel. Vay. Tamam. Ha. Evet. İlerisinde daha çok. Bugün turp. Adı turp. Heh. Köyde ne diyorlar? Yabani. Yabani turp işte bu ya. Bir de. Bunun bir de bahçeye ektiğin kertesi var köklü. Bir de yabani roka mı diyorlar evet, bazı insanlar? Yabani roka. Yabani roka, yabani turp. Biraz evet. biraz sana toplayalım tamam. Tamam öyle beraber toplayalım sonra birkaç tane. Zaten Sita çok yemiyor evet. Bunları. Ben yerim ama. Hı-hı. Ay Feridun bu papatyalar. Tamam sen papatyalar. Aşırı papatyalar güzel. Çek. Bunlar ama yenilmiyor değil mi bu papatyalar? Hı-hı. İçilmiyor. Hı-hı. Ama çok güzeller. Cennete geldim. Arazilerin her yeri cennet. Evet. Doğru. Doğanın, arazilerin her yeri cennet. Hem burada bak böyle yiyecek içecek topluyorsun. Evet hem, daha sağlıklı. Hem geziyorsun. Artık sağlığına dikkat ediyorsun değil mi Feridun evet. Soranlar için? Artık kesinlikle sigara yok, içmiyor. Yok. Bol bol ot, tarladan otlar tabii. Toplayıp yiyor. Sonunda olduk biz de vegan. Feridun'u vegan yaptık. Et yok. Otların bir
idare edeceğiz. Zaten et yemişsin hayatın boyunca. Evet. Sonucunu gördün. Şimdi vegan. Öbür hayatın diğer şeyi yarısında vegan beslen. Evet. Bakalım sonucu nasıl oluyor. Bunu biraz... Her yer turp. Aman tanrım. Doğa bereket. Her yer bereket. Gerçekten. Ay. Ondan sonra çıkarıyorsun sıcak sudan ayrı bir tabağa. Evet. Harçlıyorsun. Sonra çıkarıyorsun ayrı bir tabağa. Böyle yumuşayınca iyice. Evet. Ondan sonra zeytinyağını ayrı bir tavada kızdırıyorsun. Üzerine küt döküyorsun. Oh. Zeytinyağıyla da mı kavuruyorsun, yapıyorsun tavada? Kavurmuyorsun. Bunu sıcak sudan çıkardığında ayrı bir tabağa alıyorsun işte. Evet. Ondan sonra zeytinyağını iyice kızartıyorsun yağda, ateşte. Duman çıkmaya başladı mı üzerine caz diye bir döküyorsun o. Ondan sonra iyi. Peki ben şey yapabilir miyim? Ben çok kızartmayı sevmiyorum da zeytinyağı. Mesela buharda bunu pişirsem suda, sonra tabağa koyup üstüne limon. Çiğ olur. Benim en sevdiğim Çiğ yağ da koyabilirsin. Evet. Evet. Tamam, ben de öyle yaparım. Normal şey. Çiğ değil de bir şeyde pişirip, buharda pişirip. Evet. Sonra aynen. Üstüne zeytinyağı, limon. Aynen. Aynen. Oh, vallahi gerçekten. Asıl aradığım şifa buradaymış, doğadaymış da. Evet. İşte ne yapalım, bu şeyde yaşamamız gerekiyormuş dönemi. Hepimiz teker teker kar topu gibi yuvarlandık. Büyüdü sonra patladı, şimdi de bahar açtı. Her şey olur. Hayatın her şey gel karşılaşırsın. Evet. Hastalık olur. Ölüm de olabilir. Evet. Ayrılıklar da oluyor. Aynen. Ama bir hayat devam ediyor. Ne yapalım? Ve şeyi öğretiyor hayat. Ben bu şeyleri yaşadıktan sonra şey dedim kendime. Ben yeterince şükretmiyormuşum. Yani daha çok şükredeceğim. Normale dönünce o anda bile işte şükretmeye başladım. İşte yine de sağlığımız var. Benim sağlığım var. Sitan'ın var. Feridun'un. Hasta olsalar da yine de hayattalar, yine de bunu atlatacağız. Yani şükretmek çok önemli. Çok daha fazla şükretme arzusu geldi hayatımla ilgili. Hayır, demek istedim şu, Türkiye'de 80 milyon kişi yaşıyorsa, şu anda nüfusu 80 milyonsa Türkiye'nin 40 milyonunu normal bir hastalık geçiriyor zaten. Evet. Herkes öyle tam sağlıklı olmuyor ki. İlla ki bir doktora gidip geliyorsun. Evet. Mutlaka başından bir şeyler geliyor. Evet. Ya bir iş kazası geliyor ya normalde hastalanıyorsun. Evet. Çünkü insan demirden çelikten yapılı değil ki. Maalesef. İyi ki de değiliz aslında. Bak Feridun, bu nasıl? Bu da güzel. Daha önce topladım zaten ben bunları. Ya evet bak şunları toplamıştım. Şimdi küçükleri çıktılar. Evet, yeniden. Sana tekrar çıkartmışlar. Evet. Feridun gelecek, biz büyüyelim. Ay şu kırmızı çiçeğin ismi neydi Türkçe'de? Fransızca'da kokliko. Türkçe'de ne? Biz de burada gelin çiçeği diyoruz. Gelin çiçeği. Normal ismi olarak kokun ismi olarak zemberlik diyoruz. Ya. Evet. Aşırı güzel. Toplarsan yiyebiliyorsun onu da. Gelincik çiçeğini mi? Evet. Nereden biliyorsun şeyini? Ya böyle çiçek açmadan o da sibek çıkarıyor. Ondan sonra çiçek açıyor bak. Böyle çiçek şey yapmadan. Şunları. Sibek çıkarmadan böyle tazesini topluyorsun. Yaprağını gösterelim mi? Şöyle göstereyim. Kavurup yiyorsun onu da bak. Biz mesela bunları daha önce çobanken hep şey yapardık. Kız mı oğlan mı diye bakarız.
Mesela böyle kırmızıysa kız. Kimisi bembeyaz olur. Onlara oğlan derdik. Çocukken evet. mi? Evet. Ya o çıkacak da böyle çiçek değil mi? Tabii. Çiçek açmadan önce şu yaprağı mı evet. şöyle? Aynen. Ne yiyorsun bunun? Bu daha taze olacak ama. Daha taze. Bunu biraz... kavuruyoruz zeytinyağında. Kavuruyoruz, yiyoruz. İçine soğan doğruyoruz. Zeytinyağıyla kavurup yiyorduk. Yaprakları. Evet. Yaprakları ayıklamıyorsun değil mi? Yok. Yapraklarını ayıklamıyorsun. Turp otu gibi değil. Evet. Hayır. Evet. Turp otu sonraki efekte Feridun haklıydı. Tüylü ya. Tadı güzeldi ama boğazım çok kötü kaşındı. Akşam annem gidecek onların. Evet, yarın akşam annem geliyor. Tatlı çiçekleri Lila ile beraber. Evet, annem bize acıdı bu son günlerde olan durumlardan sonra, dedi yok bu böyle olmuyor, ben geliyorum. Siz çok yalnız kaldınız. Hani şey, evde yani köpeklerle. Annem bize güç getirmeye geliyor. Böyle. Evet, biz bayağı böyle bir çökmüştük artık, böyle gücümüz gitmişti. Seta ile beraber. Anneme dedik, anne lütfen gel. O da hemen bilet aldı. Bir günde yarın geliyor. Bizim Feridun hep beraber şey yaparız. Gezeriz, piknik yaparız, yemekler yeriz. Evet. Aman tanrım, Feridun her yer turp otu evet. şu an. İnanamıyorum. Hı-hı. O kadar çok var ki. Wow. Bir de şu papatyaların güzelliği. Sen papatyaları çek ya. Çok aşırı 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 güzeller. Şu an ya inanamıyorum böyle bir güzelliğe. Ama bir daha Feridun, benim bir sürü bez torbalarım var. Ben sana vermiştim birkaç tane. Ne yaptın sen onları? Yok, bir tane vermiştim. O da nerede bilmem, nereye bıraktım. Sana birkaç tane daha vereyim, onları kullan. Ha? Olur. Plastik kullanma. Bak, sonra onları bir köşeye koyup da plastiği kullanmaya devam etme. Ha. Ya bunlar daha kolay geliyor galiba elime de. Ama onlar daha sağlıklı. Yani sürekli mi durduracağım ben bunun içine? Duracağım. Bir saat. Yine de daha güzel ya. Eskiden, çok eskiden plastik evet. mi vardı? Hayır. Neye koyuyorlardı? Sepetlere. Aynen. O zaman sepet getirelim. Aa, bir de biz sepet yapacaktık seninle. İşte ben o şeye bir gelebilsem. Evet. Şu ev bitsin. Fişleri yapacağız da. Evet. Bir aşağıya gelebilirsin. Ay Feridun, hazine buldum. Evet. Baksana bu kocaman. Hı-hı. Nereden alalım bunu? Oh, ben alayım şimdi bunu bak. Şöyle tak. Hı. Gelsek bir aşağıya neler yapacağım da. Şerefsizler gelmiyor bak. Daha biz müzik grubu kuracaktık hep beraber, sen, Sita, ben. Gerçi aynen. ben şarkı söyleyemem. Sita şarkı. Sen saz. Evet. Ben de darbuka. Lila'yı da oynadırız. Lila da şapkayı tutar. Lila da şapkayı getirir. Evet. Annem de şey hesap yapar. Ay. İyi misin? Ay, iyiyim. İyiyim de benim ağrıyor biraz. Ya. Hı-hı. O da normal. O da geçer yavaş yavaş. Bu geçmez. Hiç belli olmaz. Onu... Bak burada da var. Bu çok da... çok. Onu ancak ondan dolayı da doktora gider de bir tedavi uygulanırsa belki. Evet. Bel fıtığı o. Ha. O da neden biliyor musun? İşte bizim... Küçükken fazla yıpranmamızdan, fazla yük kaldırmamızdan. Ama kireçli sular da belki şey yapıyor. Ya o bir bahane de. O bel fıtığı bizim bu bölgelerde herkese vardır zaten. Ya. Tabii. Ya şimdi mesela daha önceleri biz 50 kilo, 60 kilo çuvalları, badem çuvallarını, zeytin çuvallarını küt kaldırıyorduk, traktöre koyuyorduk. Bilmem evet. şu bu. Onlar ağır ağır o... Şey yapıyor bize. Feridun, bir şey soracağım. Şu onun çiçeği mi? Evet, bu da gelincik. Ha, bu gelincik. Ya ikisi karışmış mı şu an? Evet. Bu turpla gelincik yan yana. Ha, pardon, seni kestim. Ne diyordun? Demek istedim hani o bizim küçüklükten beri çektiğimiz
şeylerin acısı. Evet. Eski zamanların. Evet. Yıprandığımızın şeyi. Şunlar da galiba. Hemen hemen Ege ve Akdeniz bölgesinde %80'inde vardır. Evet. Buradaki yaşlılar onun için daha biraz daha yaşlarına göre daha şey gösteriyorlar. Feridun, bunların hepsi gelincik mi şu an? Hangilerini? Bir dakika. Evet evet. Şu. Vav. Wow. Onlar daha güçlü olmuş mesela. Ben gelincikleri teker teker çıkan çiçek olarak biliyordum. Hayır. Meğerse böyle. Şimdi bunlardan böyle her yerinden evet, gelincik çıkacak. Evet. Wow. Komple. Bak bunları açacak. 2-3 gün sonra. Wow. Ne kadar güzel. Onlar da şey grup halinde demek şey, ki. Bunun otu biraz daha yüksek. Neden biliyor musun? Neden? Adam buraya incir dikmiş. İncir dikince gübre vermiş etrafına herhalde. Ya. Hayvansal gübre. Ha. O hayvansal gübreden dolayı buranın otları daha kuvvetli. Kuvvetli. Evet. Tek şu şey iyi olmamış, plastik bohça. Evet. Şey ne deniyor ona? Onu da çuval. Neye koydular biliyor musun? Niye? Domuzlar ürksün gelmesin diye. Ha, çuvaldan ürküyorlar mı? Tabii. Bak adam onu buraya asmış ki. Şimdi bunu böyle asıyor ki. Evet. Yani oyuk diyoruz biz buna. Bundan domuz ürsün. Şimdi adam yazın bu inciri suluyor ya. Hı. Gelip dibini teşiyor. Teşerken de yaşlıya. Evet. Gelir o zaman teşerken de adamın diktiği şeyi söküyor topraktan. Ya. Evet. Domuz korksun diye koymuş o çuvalı. Evet. Anladım şimdi. Biz ona oyuk diyoruz. Şunlar da yeniliyordu ama zamanları geçti değil mi Feridun? Şunlar. Ha. Eve gümeci. Evet. Evet. Yok onun tazelerini vurup yesen olur da biz pek yemiyoruz onu. Nedense bilmiyorum. Neyle yeniliyor? Kavruluyor. Evet. Kavruluyor. Salata olarak ben işte bilmiyorum. Ben hiç yemedim daha ondan da. Nasıl lezzeti piştiği zaman ben de bilmiyorum. Çiğ yenilmiyor herhalde. Ama böyle başka bir ot her hele şehirde mi yerde başka otları bulamayanlar onu üzülecek. Onu ne yapacak? Yani üzülüyor. Alıp yiyorlar. Öyle fazla bir ot bulamayanlar. Üzülüyor mu denir? Ya üzülüyor ha. Ne demek? Çok hani istekli yiyorlar. Ha. Ha, üzülmek evet. Gibi değil yani. Yok. bizim şey konusu telaffuz öyle kaç türlüye gidiyor. Üzülmek bir mesela şey acı çekersin üzülürsün. Bir de hani böyle işte biz bak bulamadım şeye aha üzülük ederim deriz. Ya. Evet. Üzülük? Üzülüp giderdim hani. Ha, üzülüp giderdim. Ha, mesela sen bana örneğin bir şey verirsin. Aha çoktan yemediydim ben buna üzülüp giderdim derim. Alırım ya. Hemen sevinirim mesela. O Türk şeyinin kaç türlü telaffuzu var. Onun için bazı yabancılara Türk dili ezberlemek daha zor geliyor çünkü. Tabii canım kolay değil. 3-5 çeşit yorumları var. Ya, üzülüp gider değil mi? İyi bir şey de mi olabiliyor? Evet. İşte mesela bak turp orada bir aniden sürpriz olarak bir turp otu buluyorsun. Çoktan görmemiş oluyorsun, bulamamış oluyorsun mesela. Aa turp da varmış burada. Üzülüp giderdim diyorsun. Hemen başlıyorsun toplamaya. Yani bulabildim gibi mi? Evet. Evet benim daha öğrenmem gereken. Sevinç lidası gibi bir şey. Çok bak, mesela bunlar da çok güzel yeni. Kavuşak deriz biz buna.
Şey, Zümra bana göstermişti evet. Eskiden. Nasıl yeniliyordu bu? Bunu da atma. Hafif suda aşılıyorsun. Hafif yumuşayınca çıkarıyorsun. Şöyle mi? Evet. Suyunu... Göstersene mi? İşte böyle. Bunu da evet taze zaten bu. Bunu da böyle alıyorsun. Suda biraz aşılıyorsun. Ondan sonra aşıladıktan sonra hafif suyunu sıkıyorsun bunun. Tekrar bol soğanla kavuruyorsun zeytinyağında. Hı. Ya da benim sevdiğim gibi evet, yapabilirsin. Evet. Bak mesela çok olsa ben bunu hemen toplardım. Burada da var. Hı. Bu şeyi. Göstereyim. Ney? O daha düştü mesela. Evet. Böyle bol miktarda olsa hemen toplardım ben bunu. Çok güzel olur bunda kavurması. Evet, iki tane denesek. Evet. Şöyle. Bir yer toplayayım. Ayrıca koyarım ben bunu bir yere. Evet. Belki daha da bulurum. Ya arasına da karıştırabilirsin. Evet. Ne olacak? Olur olur. Şey, kural yok. Hı hı. Daha da bulurum ya. Mesela bizim evin orada da var bunlarda. Bir de dallama da var. Ben çok evet. seviyorum. Ondan da yarın toplayalım evet. o zaman. Yarın da dallama günü yapalım. Tamam. Yaşasın. Akşama gelince anne yere yedirirsin. Evet, o geç gelecek de yine evet. bir sürü var. Hı hı. Durmadan toplarız. Daha zamanımız var değil mi otlara? Vardır. Ondan sonra bakla toplarız. Oh. Öyle derken bezeyler gelişir. Bereketimiz çok. Evet. Tamam işte bizim buralarda zehirsiz ot yoktur. Zehirli ot yoktur. Bütün aradaki otları yiysen öldürmez. Yani neden öldürmez? Çünkü bunları tarlada biz bazen inekleri, bazen koyunları, geçileri otlatıyoruz. Hepsini. Onlar bütün bu otları yiyor. Yani onların yediği ot hiçbir evet. zaman insanı öldürmez. Evet. Zehirsizdir yani. O zaman keçiler ne yiyorsa biz de onları yiyelim. Tabii. Keçiler, inekler. Onları takip evet. edelim. Tadalım beğendiklerimizi. Bizim oralar tatları değişik olur. Evet. O ayrı dava ama öldürmeden gayrı öldürmez. Yani mümkün değil. Zehirlisidir hepsi. Demek ki o hayvanlara, evet, keçilere, evet. ineklere ihtiyacımız var. Muhakkak. Bize doğada neler... Hatta belki biz... Domuzlar bak, bile biliyor aslında neler yiyordur. Bütün domuzlar neyin zararlı olup olmadığını biliyorlar tabii. Evet. Onlar, hayvanlar daha akıllı. Koklamayla fark ediyorlar hemen. Bak oralarda da bir sürü herhalde evet. ot vardı. Papatyaların olduğu yerler. Hatta geçenlerde bak. Dallamışlar. Zeytinleri dallamışlar. Zeytin çadırını atıyordu. Köylü bir kadın mı? Hı hı. Ben de buraya geldim. Turp toplarken. Hemen benden bir kıskandı. Bıraktı çalışmayı, işi. Geldi, o da daha ilerlerden topladı hemen. Beni hepsini bitirecek zannetti. Ay çok komik. Burada şey yok değil mi? Ay benim arazimden topladın diye. Yok yok. O kadar da değil. Otlar herkese ait. Evet. Oh be. O kadar. O kadar da değil. Muhakkak. Toprak hepimize ait. Zaten o kadar çok var ki herkese yetecek kadar var. Topluyorsun tekrar çıkıyor. Topluyorsun tekrar çıkıyor. Bizim burada. Herkesin oradan... Ufak da olsa bir şeyler alır. Mesela bizim orada biliyorsun işte narıncalık var. Hı hı. Yoldan geçen istediği kadar alıyor. Bir şey diyeyim. Ama yabancılar sorsa yine evet. de iyi olur. Biraz ayıp oluyor sanki. Ya öyle çok torbalarla, çuvallarla aldığı vakit insanın abes geliyor işte. Evet. Ama evet. mesela 3 tane almış, 5 tane almış. Tadımlı kalmış. Ona kimse bir şey demez. Evet. Yoldan geçiyordum, canım istedi. 3 tane 5 tane aldım dersin. Evet. Ama özel adam geliyor. Büyük pazar çantasıyla geliyor. Evet evet. O kendi babasının malı gibi. O zaman kızıyorsun ister istemez. Tabii canım, insan. Bir bozuluyor. Herhalde. Şey konuşuyorduk Feridun'la. Et yiyeceğinize ot yiyin. Slogan bu. Slogan. Et yiyeceğinize ot yiyin çünkü ot fazlasıyla her yerde var, bereketli. Hem de para vermenize gerek yok her yerden. Olmasa katliam yapmış olmuyorsun. Evet, çünkü aldıkça
mesela bir hayvanı öldürünce tekrar geri gelmiyor. Ama bu otlardan topladıkça kökü zaten kalıyor, geri geliyor, geri geliyor. Meyve gibi. Ağaç, ağaç yerinde duruyor, meyvelerini veriyor. Evet. Otlar da öyle, kökleri duruyor. Biz tek meyvelerini alıyoruz. Değil mi Feridun? Evet. Bu bizim yeni slogan. Evet. Et yeme ot ye. Et yeme ot ye. Sonra ne? Demin bana öğrettiğin kelime neydi? Hangisi üzülüp, o? Üzülüp. Ha, üzülüp giderdi. Üzülüp gidersin. Üzülüp gidersin iyi evet. Bir şey demiştin. İşte ben de. Üç çeşit manaya geliyor. Tamam. Üzülüp gidersin. Evet. Et yeme ot ye. Ve çok sağlıklı olursun. Ota üzülüp giderim zaten. Turpa. Şimdi bu burada bol bol buldum yiyeceğiz. Evet. O kadar çok var ki. Evet. Ve Feridun her gelip aldığında yeni yeni çıkmışları oluyor yani. Köklerinden. Tabii. Ve her mevsimde değişik otlar var. Hı hı. Toprak bize o kadar çok şey veriyor ki ya satın almamıza bile gerek yok yani doğada olduğumuzda. Ama işte biz bu satın almamıza gerek yok da işte şehirde bunu bulamıyorlar. Tabii tabii şey, doğru. O da doğru. Ama yani şey demek istiyorum hani hayvanlara evet. Zarar vermeden de yaşayabiliriz. Muhakkak. Da hani demek istedim. Örneğin işte bizim köyde yaşamamızın avantajları bunlar. Mesela herkesin siz hariç öyle dışarıdan gelenler hariç köyde herkesin kendine ait evi var. Evet. Ondan sonra ben hariç. Ha. Ya köyde 2-3 kişi var. Olsun köyde, ya ha. Zaten kira, bu dünyada da kiradayız. Demek istedim, kira vermiyorsun. Ondan sonra bak böyle araziye çıkıyorsun, 2 günlük yiyeceğini topluyorsun. Evet, evet. Sıcakmış. Şeyinde yoksa, hiçbir masraf etmeden gününü geçiriyorsun. Ama şehirde evet. Öyle değil. Şehirde çıktığın tabii, vakit tabii. Herhalde biraz masraf. Şunun dolu, mesela bu topladığımız ot kadar ot alayım desen 50-60 lira. Evet. Mesela dün şeye gittik, pazara gittik. Orada... Ama herkes ot yese, düşünsene. Daha, yani daha çok ot yese, ot üretimi insanlar daha evet. Çok doğada olur, evet. Daha çok tarlalarda tabii. Olur. Doğaya daha çok dikkat eder. Ve böyle şey de azal, ekonomik olarak da daha iyi olur herkes için. Sağlık demek istedim hani dün pazara gittik. Acılar yok olur. Evet. Pazara gittik. Bir kilo taze fasulye gördüm ben. Mesela taze fasulye vardı. Hı hı. Baktım adam etiketinin üzerine ne yazmış? 140 lira. Bir kilo taze fasulye. Düşün. Evet. Maalesef. Çünkü azaldı. Daha ne kadar evet. Ne kadar çok yenilirse o kadar uygun olur herkes için. Ne kadar az, ne kadar azalınca o kadar da pahalı oluyor galiba. Yani bunu her gün alıp da yiyemezsin 140 liraya. Evet. Ama mesela herkes daha çok yese, herkes daha çok üretse, çiftçilik yani, daha çok olsa. Üretmek önemli, evet. Evet, o zaman herkesin erişebilir hale gelir evet. Değil mi? Tabii. Eskiden öyleydi Türkiye'de. Var. Sebze, meyve, bol. Benim yani çocukluğumda öyle hatırlıyorum en azından. Tabii. İstanbul'da bile pazarlar ne kadar güzeldi. Dedem, evet. Anneannemler Ortaköy'de yaşıyordu. Ortaköy pazarı vardı. Çocukluğumda böyle standların yanından geçiyordum. O domates kokuları böyle. Aynen. Böyle kokularla besleniyordum. Hem, salatalıkların kokuları, sebzelerin. İlaç yok, hormon yok. Elmaların. Zehir yok. Evet. Yediğin her şeyde bir ayrı bir tat vardı. Bir aroması çok çok güzeldi. Evet. Şimdikiler öyle değil ki. Şimdi ben geçen tam 4 tane domates aldım. 35 lira para verdim 4 tane domatese. Onun da içini dışı kıpkırmızı. İçini bir kesiyorum. İçi böyle sanki salatalık gibi yemyeşil. Evet. Kokusu yok evet. Tadı. Tadı da yok işte. Halbuki ay burada çok güzel bir tane var. Hatırlıyorum çocukken böyle pazarcılar elime verirdi o yediğim evet. Meyveler, o salatalıklar, domatesler aynen. Var ya hala burnumda tütüyor. Türkiye'yi onun için ben hep çocukluğumda Fransa'ya dönerken ağlardım böyle. Evet. Türkiye'nin her şeyi pırlanta gibi geliyordu bana. Örneğin babam şeydi, bahçıvandı. Mesela bahçeye bir inerdik biz. O domatesler koparı kendimiz tak yiyorduk. Tabii canım tuz bile sanki tuzu bile evet, vardı evet, üstünde. Evet, evet. Her şeyi böyle tam ayarında mükemmel. Evet. En güzel aşçı doğa. Doğa anne.
Ve güneş de tam ayarında pişiriyor. Ya topladık değil mi? Hı-hı. Baksan topla topla bitmiyor. Her yer turp. Her yer turp. Bunlar, her yer inanılmaz. Çok teşekkür ederiz doğa annemiz. Doğamız. Tabii. Bize doğanın armağanı bunlar. Evet. Büyük şehirlerde nerede buluyorsunuz? Zaten her yer beton yığını. Evet. Bu otların çıkacak bir alan bırakmamışlar ki. Evet. Keşke bıraksalarmış. Keşke şehirleri daha farklı yapsalarmış böyle. Alanlar olsa böyle tarla. Otlar temiz. O zaman çok tatlı olurdu. Dediğim otta. Ha. Ama bu beyazı. Bir de bunun siyahı oluyor. Bu şey yaprağının damarı kıpkırmızı olur. Ya. Evet, burası kıpkırmızı olur. Bak onu da göstereceğim yolda giderken. Bu neyle yeniliyor? Bunu da haşlayıp aynı turp gibi yiyebiliyorsun. Salata gibi yenilir mi? Çok evet, taze. Evet, yenilir. Ben bir tadayım mı? Bu turptan daha güzeldir. Yani tüyü yok bunun. Bu kitaplarda adı çok geçer. Şöyle. Kara indiba derler buna. Kara indiba. Evet. Altında biraz. Bu salatada da güzel olabilir. Evet. Sonra kitaplarda falan adı geçiyor bunun. Marul gibi tadı var. Kitaplarda falan çok adı geçer bunun. Kara indiba bu kanser hastalarına falan çok iyiymiş. Tadı çok güzel Feridun. Başka istiyorum. Ben de severim onu. Bunu pişirmeye de gerek yok o zaman. Ama şimdi böyle işte iyi yıkaman lazım. Bazı yani toprak oluyor ya. Evet. Çok iyi geldi bana şu an. Ama çok görmedim burada. Burada kaldı. Evet. O kadar güzel. Marul gibi o kadar güzel bir tadı var ki çok böyle minik bir acılığı var ama böyle marulun acılığı gibi çok aynen. Çok güzel. Ben bunu hayatta pişirmem. Bulursak salataya koyarım. Tamam giderken bak ben sana göstereceğim topladığım yeri. Toplayalım Feridun. Çok iyi geldi. Şu an iki yaprak bile o kadar iyi geldi ki hissettim. Evet Feridun diyor ki fazla eğlenmeyelim. Hep öyle der. O ne demek oluyor? Hadi artık zaman kaybetmeyelim. Ya zaman kaybetmeyelim. Başı doldu. Bak. Akşam yemeğini çıkarttık desene. Kara indiba. Ay, pantolonu toplamaya geldik. Var mı diye bakmaya geldik. Çok güzeldi. Şarjım da çok az kaldı şansımıza. Çünkü planlamıyorduk. Değil mi Feridun? Evet. Son anda karar verdik. Aynen. Evet biraz çok az şöyle buldum. Yine böyle bir incir mi? Evet, incir ucunda. Burada da bir şeyler çıkmış. O da incir. Ay! Minik incir. Çok tatlı. Bunlar da kara indiba ama kırmızı. Diyor Feridun. Şöyle. Daha büyük indiba çalışacağız. Evet. Yani şeyleri daha kırmızı. Dalları da, yaprakları da farklı. Evet.
Bak bunu böyle şey yapıyorsun. Kökten keseceğim bunu. Kesin değil mi? Ha, kökünden mi? Evet. Kökü şeydeymiş bunun ya. Neremiz? Yukarıdaymış. Bak bunu böyle kestiğim vakit bu topraklı yerini buradan süt çıkar bunun. Tamam mı? Bak ben biraz süt çıkıyor. Evet. Onun için birazcık daha şu topraklı yerine tamam böyle. Köküyle mi yiyorsun? Hı-hı, böyle. Haşladım bu haşlandım şey gibi oluyor. Yumuşacık. Bunu böyle salataya da koysam? Olur olur bak. Bu diğer o beyazıyla şu tamam, biraz daha bu, farklı. Evet. Beyazını da çok sevdim ben ama. Esas iyi olan bu işte. Karayindiba bu. Yani kitaplarda bak internette falan adı geçen bu. Evet. Peki şu ne oluyor o zaman? Ya o da bunun beyaz türü. Şurları şurları beyaz ya. Bunun yaprağı daha yumuşak. Evet, evet. Bu böyle yaprağı şöyle daha böyle farklı. Evet. O da mı bu da mı karayindiba? Evet. Ama işte bu beyaz türü. İki türlü yani bunlar. İkisinin tadı aynı mı? Evet, aşağı yukarı aynı. Şimdi dene. Bir tane deneyeyim mi? Dene. Taze yerinden. Şöyle deniyorum. Dene ya dene. Aşağı yukarı aynıdır. Aynı versiyondur tabii. Evet, bu biraz daha acı. Evet. Ama güzel. Sevdim ben bunu çiğ. Evet. Salataya koyacağım bu akşam. Ayrı. Arabalar geçiyor. Şeyin yanındayız. Çok güzel Feridun. Ben bunu çiğ yerim ya. Evet. Bu akşam salatada karayindiba. O zaman yaprakları çiğ yerken var. Bak salata yaparsan o zaman bu köklerini biraz daha kesebilirsin. Tamam. O kökünü koymayayım mı? Ya, şimdi çiğ yerken buralar biraz sert olur. Sert olur. Tamam. Ama pişirdim mi o kadar yumuşuyor ki o kadar güzel oluyor. Kökü de mi? O küçük kökünün ucu da mı yumuşuyor? Tabii tabii. Bunu böyle kaynar suya attığın vakit yumuşacık olur. Evet, bir dahaki sefer bez kanta ve evet, sepet. Sepet. Bunları hemen torbadan çıkartırım. Ben şurada da beyazından gördüm Feridun. Ya yarım saat dururuz. Yarım saat sonra evde çıkartırsın. Ama. Bakayım. Bu şeydi ama. O türü değil mi? Evet. Değil. O değil. O değil. Tamam. Bu? O turp mu zaten? Şu an kafa. Tamam. Evet. Şu ne? O yine ayrı bir ot. Bak. Aha. Bak beyazlara bak şurada var. Bak bir tane. O galiba. Şu mu? Ha, evet. Evet beyazı var. Daha böyle beyazı. Evet, evet. Yaprağı şöyle biraz böyle şey. Evet. Çok sivri değil de biraz sivrileşiyor. Aa evet çok güzel. Biraz da şey. Daha taze onlar da onun için. Ha o şeyin yanındaydı evet. Beyazı. Yan evet, yana evet. Çıkmışlar. Yiyeceğim valla. Evet. Çok güzel. Evet. İçlerinden bazıları da ipli ipli. Tut. Ben biraz birkaç tane daha çıkarayım. Kameradan sıkıldı Feridun. Yok, böyle şimdi sana tarif ederken ben ot bulamıyorum. Kamera tutarken otları bulamıyorum. Evet ikisi olmak zor. Beyazına. Ha? Beyazına bak. Evet wow tam istediğim gibi. Wow çok güzel. Evet bunu kökünden almasam olmaz mı? He? Ben kökünü almayayım tek yapraklarını alayım. Yapraklarını al. Hem de belki daha çok çıkar. Evet. Böyle. Ne bakmaya geldik? Labada. Ha labadana bak bunlar işte bak. Bu da ekşi ekşi olur. Aha. Dolması çok harika olur bunun. Şu yapraklar. Hı hı. Gayet tazesinden al. Kopartmayayım ama. Bak bir tane tazesinden ye. Ha öyle yiyeyim.
şey bunlar biraz daha büyüyünce yapalım dolmasını. İşte bak bunlar. Nasıl sarılıyordu onun dolması? Yani böyle hafif ıslak ılık suya hafif sokacaksın, bunları buruşacak yani kırılmayacak. Evet. Ondan sonra sarı dolmayı. İki tane koyup sarılıyor galiba değil mi? He, iki tane olur. Şimdi de labadanın tadına bakıyorum. Çok hafif. Asma yaprağı gibi hafif ekşimsidir. Böyle limonlu gibi. Evet. Tabii ki bunun dolması çok güzel olur. Evet. Dolmalık ne zaman toplarız? Ne zaman istersen. Bak işte bunu böyle. Ama hemen toplayıp yapmak gerekir. Yarın yanına sonra gelelim. Annen geldiğinde. Şeyler, evet. Köpeklere baksın. Bak bu arada ne kadar güzeller var. Şunlara bak. Şöyle bak. Feridun'un en sevdiği ot galiba. Labada. Labada mı? Hayır, dolması çok güzel olur. Biz köylü dilinde labada diyoruz da labada. Esas ismi labada. Yani bu neyin otu? Bu sarı çiçeklinin otu işte. Alimeç deriz biz buna. Ne dersiniz? Alimeç. Ay anlamıyorum. Alimeç. Alimeç. Bu da lezzetlidir. Neyse ay çiçekler daha iyi anlar. Deneyeyim onu da. Ye. Bunu biz çok yerdik. Yani herhalde çocukken. Bugün bayağı bir çiğ ot yedim. Bu da sarı çiçeğin. Böyle yiyorum. Belki şey bilmez bunu işte. Zümrüt. Çok güzel tadı. Bunun arabası yine değişik bir şey. Keçiler işini biliyor. Bayağı hepsinin tadı farklı. Evet. Şimdi fazla yok işte. Biz bunu eskiden o kadar yiyorduk. Böyle avucumuzda toplar. Değişik bir aroması var. Evet. Çok değişik bir aroması var. Aynen. Evet, Feridun beni almaya geldi. Şimdi gidiyoruz eve. Abim işte. Ya! Sen beni görmedin mi? Kaç kere görüştük yani. Abin olduğunu bilmiyordum. Karıştırdım. Feridun'un abisi. Evet, tatlı ayçiçekleri şarjım bitmişti. Onun için devamını çekemedim ama eve geldim ve size göstereceğim. Evet, durumlar böyle. Güneş orada. Gaya Hanım burada. Moon, tatlış burada. Happy, Zen, Lavi. Yemeklerini yediler. Cipsi ve Lavi. Tiger yukarıda. Ve ben yokken Sita ot toplamaya giderken Sita krep yapmış. Sürpriz. Krepler yapmış. Sonra çayımızı yaptı. Böyle biberiye çayı. Sen kendine ne çayı yaptın Sita? Siyah çay. Wow. Bakıyorum siyah çay. Tiger'a şeyini verdi. Takviyesini. Tiger nasıl? Öyle. Keyifler yerinde evde, değil mi? Herkes çok iyi. Çok şükür.